Ya birisi oraya gönderiyor. Birisi belediye gönderiyor. Abi ben arkada arıyorum. Pardon. Şu arkada. Merhabalar. Fazla bela musibet. Başımızdan, vatanımızın, ülkemizin üzerinden uzak olması. Biz artık yıllara dayan, neler kalsam bir 10 sene. Kutsal inancımız adına yapılan bugün dünyadaki ve komşu ülkelerde, İslam ülkelerdeki vahşetler yüreğimizi parçalıyor. Ve Türkiye'yi de tehlikenin içine yani bu coğrafyanın içinde, Türkiye ortasında. Yani demek ki neden zalimler, dünya emperyalizmi ve siyonizm ve zalimler müşterek dünya nizamıyla oynuyorlar çıkarları için. He? Çıkar. Ve bunlar 3. Cihan Harbi'nin kilometre taşlarını diziyor ya. Ve ne olarak diziyorlar şimdi? İslam dünyasını kullanarak. İslam'daki cahilleri kullanarak. Bizim dinimiz sevgi dinidir. Bizim dinimizde muhabbet, tasavvuf, hak, hukuk, ilim, dayanışma, paylaşma, yüksek ahlak. Bizim dinimiz insanlık için kurtuluş dinidir. Ama bugün bizim dinimiz adına yapılan korkunç vahşetler, alakası yoktu dinimizde ya. Bizim dinimizde bir gönül kırmanın bile suç ve günah olduğu yani. İnsanlar Hicaz'a giderken herkes arar, rızalık alırlar. Acaba birisinin kalbini kırdın mı? Acaba birisi de bir alıp vereceğim var mı diye falan bir hak geçmişi veyahut var mı diye insanlar yani bu kadar hassas yani bizim mücedidimiz. Onun için Anadolu İslam anlayışı kültüre, sevgiye, muhabbete, hakka, hukuka, tasavvufa dayanan ve tüm dünyaya da bu anlayışta İslam'ı doğru yayan bir merkez, bir coğrafya, bir nesil. Bunun için bugün kendimizi korumamız için birliğimizi daha çok arttırmamız lazım. Korunmaya muhtaçız. Mezhepmiş, müsebmiş ya. Ne mezhebi müsebbi? Dinin kutsal kitabı vardır, peygamberi vardır, Hazreti Resulullah'ın referansları vardır, insanların önüne koyduğu pusulalar vardır. Dua ediyoruz. Sizin güçlü olmanız insanlığın daha çok ışıklanması, daha çok bilgilenmesi demektir yani. Hakikaten öyle. İnsanlar duymadan, dinlemeden. Bu 1990 yılında Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte NATO ve Amerika düşman kendisine aradı ve düşman konseptine İslam'ı oturtturdu. Hatta Baba Bush diye bizim adlandırdığımız George Bush bundan sonra hedef düşman İslam diye ilan etti ve İslam'ı yok etme, İslam dünyasını karıştırmak, onları düşman görüp ortadan kaldırmak için kararlar aldı. Sonradan İslam ülkelerinden tepkiler gelince yalanlamaya çalıştı ama maalesef Sovyetler dağıldıktan sonra NATO konseptine düşman olarak İslam'ı oturtturdu. Ve o gün bugündür sürekli bölge karıştırılıyor. Bölgedeki mezhep farklılıkları, ırk farklılıkları, değişik bir halinin dokusu gibi değişik desenden görünen her ayrılık ve farklılık kaşınılarak düşman ilan ediliyor, birbirine bırakılıyor. Bugün de haberlerde, ajanslarda izlediğiniz üzere Obama yönetimi DAEŞ'i kurup silahlandırdığını Amerika'nın içerisindeki yetkililer söyledi. Müslümanlar içerisine ayrılık tohumları ekildi, biçildi. Türkiye'de de uzun yıllar Alevi anlayışına hakim unsurlarla Sünni anlayışa hakim unsurlar birbirine kışkırtılmaya, ayrıştırılmaya, düşman edilmeye, kırdırılmaya çalışıldı. Bununla ilgili de çok acı tecrübeler yaşadık. Mesela Çorum'da, Kahramanmaraş'ta, Sivas'ta benzeri yakın tarihimizde meydana gelen olayların tamamı Anadolu insanın dahliyle değil dışarıdan kışkırtıcıların, ajanların, provokatörlerin organizasyonuyla meydana getirilmiş. Olaylar çığırından çıktıktan sonra da kontrol edilmez bir hale geliyor. Burada kanaat önderlerine, aklı başında toplum önderlerinin samimi çalışmalarına ihtiyaç var.